Can Çakır'a gelecek olursak, ben 16 yıldır bu işi yapıyorum. 16 yıldır hiçbir ismin, daha doğrusu hiçbir iki ismin bu kadar kıyasa tutulduğunu, bu kadar milli forma için adeta bir savaşa sokulduğunu görmedim, şahit olmadım. Burada gerçekten çok ciddi bir Uğurcan Çakır üzerinde mobbing var, baskı var, onu yıpratma çabası var. Burada Altay'ı ben kesinlikle bir kenara koyuyorum. Altay bu ligin en iyi kalecilerinden bir Kesinlikle. tanesi. Çok genç bir isim. Uzun vadede o milli formayı belki alacak, belki hiç sırtından çıkartmayacak. Ama hiçbir zaman bir kaleci, çok çok iyi kaleciler oldu milli takımda. Hep Rüştü tamam çok iyi gidiyordu olduğu dönemde. Ondan sonra Volkan formayı aldı ama arada da gerçekten çok kaliteli isimler oldu. Ama hiç bu kadar kıyas yapılmadı. İşte Uğurcan mı Altay mı, Uğurcan mı Altay mı, hemen hemen her sitede, her gazetecinin dilinde, her spor programında bu konu birinci gündem maddesi olarak başlıyor. Neden? Milli takımın bir teknik direktörü var. Bu takımın 11 oyuncusu var. Niye diğer 11 oyuncu değil de sadece Uğurcan Çakır, Altay üzerinden bir kıyaslama yapılıyor? Bu Kesinlikle. gerçekten artık kabul edilebilir bir noktadan aşmış durumda. Yani bırakın Uğurcan'ı, gerçekten taş olsa burada çatlardı yani. Bu baskıyı kaldırmak çok kolay değil. Ve şimdi hala diyorlar ki bekleneni veremiyor, bekleneni yapamıyor. Ya insan ne kadar buna dayanabilir yani? Ben bunu gerçekten Kesinlikle. anlamakta zorluk çekiyorum. Yani Uğurcan Çakır üzerinde kurulan bu baskının bir an önce son bulması gerekiyor. Hatta milli takımı teknik direktörü, ya daha geleli bir ay olmadı. İşte Fenerbahçe'nin kalecisini oynatmamışım. Oynasam herkes mutlu olur da açıklamasını yapmak zorunda kalıyor. Bu ülke futbolunun, milli takımın teknik direktörüne sadece sosyal medya üzerinden değil, demek ki dışarıdan gelen yoğun baskıların da bir dışa vurulma adeta. Ben bunu kabullenmek istemiyorum. Bu olayın bir son bulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Altay kaleye geçse, ben Trabzonspor'u takip eden bir muhabir olarak Altay'ın hata yapmasını mı bekleyeceğim ki Altay hata yaptı diye onu yuhalatayım? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir bir durum mu? Yani buradan artık bir Doğru. sıyrılmamız gerekiyor. Orada milli takım kalecisi sahaya çıktığında kimse, burada Ay Yıldız'ı taşıyor. Onun için mücadele ediyor. Ona saygı duymalıyız. Milli takımın teknik direktörü var. Onun tercihlerine saygı duymalıyız. Maçtan sonra performansını eleştirebilirsin. İşte şurada hata yaptı, şurada daha iyi olabilirdi, şunları eksik yaptı diyebilirsin. Ama maçtan önce bu kadar yoğun bir baskının artık ben yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bir de eldiven konusu var. Eldiven konusu şu anda dünyanın en iyi kalecilerinin kullandığı eldiven. Norveç milli takımın kalecisi de aynı eldiveni takıyordu. Evet. Bura bile artık tartışılmaya başladı. Ben bu konunun artık son bulması gerektiğini düşünüyorum. Milli takımın futbolunu konuşamıyoruz. Uğurcan mı Altay mı konusunu konuşuyoruz. Burada sadece Uğurcan da yıpranmıyor. Bence Altay'ın da üstüne çok yoğun bir baskı geliyor. Belki Altay'a bile kendi takım arkadaşları, taraftarları, evet, ya sen olmalıydın kaleye diyor. Bu da bunu kaldıramaz. Nereye kadar kaldırabilir? Belki bunun bir patlamasını yaşayacak o da. Bu sürecin artık bir son bulması gerektiğine ben inanıyorum Ömer. Kesinlikle abi, çok teşekkür ederim abi yorumların için.